Ceza hukukunda davanın reddi kararı nasıl verilir? Kovuşturma evresinde iki durumda mahkeme davanın reddine karar verir. Aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm bulunması halinde davanın reddine karar verilir, aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden açılmış bir dava bulunması halinde davanın reddine karar verilir, CMKMD 223 bölü 7, davanın reddi bir fiilden bir kez yargılama yapılır, nebis inidem, ilkesinin bir sonucudur davanın düşmesi kararı. Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde düşme kararı verilir. Türk Ceza Kanunu'nda davayı düşüren sebepler tek tek gösterilmiştir. Bunlar, sanığın ölümü, genel af kanunu çıkması, dava zaman aşımı süresinin dolması, şikayetin geri alınması ve ön ödemenin gerçekleşmiş olmasıdır. TCKM 64 ila 75, yargılama sırasında uzlaşma sağlanırsa davanın düşmesine karar verilir. CMKM 254 2 Soruşturmanın veya Kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa, gerçekleşmesini beklemek üzere durma kararı verilir. Durma, bir son karar, hüküm değildir. Mahkemenin durma kararına itiraz edilebilir. Avukat Saim Miğnecek Aşe Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.